Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Rıza hocamla birlikte bugün Van'a geldik. Van'daki bir köye geliyoruz ama bizi götüren insanın anlattıkları gerçekse gerçekten de çok zor durumdalar. 6 kişi bir defineye bulaşmışlar. Haneleri çıkardıkları altınlardan dağıtarak resmen cinler için herkese hedef haline getirmişler. Anlattığına göre şoförün bir gece tuvalete kalkmış. Tuvalete gittiğinde arka tarafından çan sesleri gelmiş. Çocukluğunda çok sevdiği bir buzağı var. Bununla beraber oyunlar oynadığı halde buzağı maalesef hastalanarak ölmüş. Arka tarafında evin ortasında o buzağıyı görmüş. Buzağının gözleri simsiyah. Arkasında ise dikilen, tavana kadar erişen siyahlıklar var. Buzağıya doğru ilerlemeye başladığında ise buzağının ağzından bütün organları dışarıya doğru çıkmış. Organların içlerinde altın sikkeleri. Üzerine doğru koşmaya başlamış. Korkuyla kendini yere attığında ise salonun ortasında hiç kimseyi görmemiş. Böyle başlayan sanrılar gittikçe artmış. Babası annesini görmüş. Annesi de eskiden kaybettiği kardeşini. Bu böyle köylülere yayılarak köylüler geceleri artık kötü rüyalar, sanrılar görmeye başlamış. Köyün imamı sözde yardım edeceğim, şehre gidip yardım getireceğim diyerek köyden ayrılmış. Ayrılış o ayrılış. Köy imamından bir daha haber alınamamış. Köye yaklaşırken Rıza hocam arabayı sağ çekmesini söyledi. Şoför yavaşça sağa doğru yanaştı. Arabadan indiğimizde direkt köye doğru bakıyordu. Çantasını çıkardıktan sonra Rıza hocam arabanın arka tarafında çantanın üzerinde koruyucu olacak şekilde 2-3 tane kadar ayeti bir kağıda yazıp yırtıyordu. Bunun gibi yaklaşık 17 tane yaptı. Şoför çünkü köyün kala kala 17 haneye düştüğünü söyledi. Eskiden bu olaylar başlamadan 34 haneymiş. Kağıtları ben ve muhtara verdi. Bunları eşit payda da soldan sağa doğru ikinizle başlayıp ortada buluşun. Bütün hanelerde bu kağıtlardan kesinlikle bir tane olmasını istiyorum dedi. Başımızı salladık tamam dedik. Arabaya tekrardan binip köyün içine geldiğimizde söylediği gibi hanenin kapılarını çalıp kendimi tanıtıp kağıdı uzattım. Sonrasında da orta tarafta buluşmuştu. Rıza Hoca nerede tutuluyor diyerek sordu. Yukarıdaki evde hocam. Büyük konakta tutuluyorlar. Ama halleri çok perişandır. Bilirim bu işlerle uğraşırsınız ama böylesini daha önce gördünüz mü bilmiyorum. İstiyorsanız buna hazırlıklı olun dedi. Rıza Hoca hafifçe gülerek Allah razı olsun uyardığın için onları görelim dedi. Yukarıya doğru çıkarak konağın kapısını çaldı. Bir kadın açtı ama kadın öyle korkuyor ki uzun zamandır uyuyamadığı çok açık. Sallanıyor resmen ayakta. İçeriye doğru girip o adamı takip ettik. Konağın iç tarafında aşağıya doğru inen bir merdiven var. Büyük ihtimalle konağın sahibi olan o ağa aşağı doğru inip elimizi sıktı. Hoş geldiniz hocalar. Allah razı olsun. Koca Türkiye'ye haber verdi. Biz siz çıktınız geldiniz. Kimse bu işe bulaşmak istemedi. Gözünüzü seveyim hocalar. Kurtarın şu bebeleri. Yapmışlar bir eşeklik hata. Solup gitmesinler dedi. Merak etmeyin elimizden geleni yapacağız dedi Rıza hocam da. Beraber aşağıya indik. 6 tane ranza koymuşlar. Hepsi birbirinden ayrı şekilde. Suratları tamamıyla çökmüş. Musallatın en büyük belirtilerinden biri. İnsan gördüğü kötü rüyalar, hatta aldığı kötü enerjiler yüzünden yiyeceklerden tamamıyla soğur. Yediği yemek ona pislik gibi gelir. Ama bir pislik yese belki de ona lezzetli gelir. Bu vücuduna musallat olan cinliğinin ona verdiği duygulardır. Vücutsal olarak enerjisini daha da kaybettirdiğinde musallat daha da güçlenir. İnsan bedeni ne kadar uzaklaşırsa o kadar daha da zayıflar. Zaten dini olgulardan tamamıyla çekerler. Besmele çekmek, namaz kılmak, aklına bir dua gelse bile aklını karıştırırlar. Hemen onu korkutacak şekilde sanrılar verirler. İlk baştakinin yanına doğru geldik.
Evin sahibi olan adam adı Namık'tır. Yanındaki Hamit, Ali, Veysi, Yusuf ve Zafer. Altısı da çocukluk arkadaşıdır. Üçüncü yatağın başına gelerek, Ali, her şeyi başlatan o. Eline bir define mi geçmiş, define haritası mı bilmiyoruz. Diğerleriyle beraber paylaşıp, sonrasında bu işe kalkıştılar. Defineyi yakın bir yerde mi buldular diye sordu hocam. Bizim köyün çıkışındaki orman, karanlık ormandır. Oraya gidip herhangi bir şey yapmayız. Eski rivayetlerden gelir. Kötü olduğu söylenilir, bizim köylüler de öyle yetiştirilir. Gece vakti, gündüz vakti. Ormanın içerisine gitmişliğimiz çok yoktur. Büyük ihtimalle Ali ya merak edip gitti, ya da onlar aklına girdi götürdü. Böyle düşünüyorum hocam. Allah razı olsun sizden. Hocam yavaşça sandalyeyi alarak Ali'nin başına koydu. Elini tuttu, dualar okumaya başladı. Dualar okumasıyla beraber Ali, rahatsız olur şekilde elini geriye doğru çekmeye çalıştı. Rıza hocam hemen bana doğru baktı. Yasin, ayaklarına doğru yaz bakalım dedi. Tabii hocam diyerek hemen çantadan keçeli kalemi çıkardım. Ayaklarının üstüne doğru yazıları yazmaya başladım. Sonrasında da iki baş parmağını siyah boyadım. Ocağı elini alnına doğru götürdü. Yıldızı çok düşük. Enerjisi neredeyse bitmiş durumda. İçinde bir cinliği varsa onu yiyip kemiriyordur. Boğazından sıkıca tuttu hoca. Kamunel me'un hecmiyanelel zelül. Bunu söyledi. Dile doğru geldi cinli. Çünkü gözünü o kadar sert açtı ki öfkeli şekilde döndü Rıza hocaya. Bu yaptığı şey onu lisana getirmek için öncelikle içerideki rahatını bozmaktı. Rahatı çabuk bozuldu. Bozuldu bozulmasına ama bu cinli çok zayıf bir cinliydi. Direkt lisandan öte bedeni çok hızlı kullanıyor. Rıza hocanın el bileğine doğru yapıştı. Hareketlenip öne doğru gelecektim ki Rıza hocam sağ elini kaldırıp sakin Yasin dedi. Ve eşmin ehemün ne ez ezmiyen el kemün. Söyle bakalım iblis. Bu Adem oğullarından ne istersiniz? Kimsiniz? Hangi taifesiniz? Hiçbir cevap gelmedi. Sadece saçma saçma gülme sesleri. Bu sadece önümüzdeki Ali'den çıkmadı. Yan taraftaki Hamit, Veysi, Yusuf, Zafer, Namık'tan da aynı şekilde, aynı ses tonlarıyla beraber gülmeler geldi. Rıza Hoca hafifçe sağa sola doğru başını çevirip onları dinlercesine sesi aldı. Anlaşılan oldukça eğlenceli cinnilersiniz. Bakıyorum da gülmeyi çok seviyorsunuz. O zaman ben sizi biraz daha güldüreyim dedi. Sıkıca tuttu çenesinden. Başını oynatamayacak şekilde başından da tutup kilitledi iki eliyle. Kulağına doğru eğildi. Kulağına Rukiye ayetlerini okuduğunda gerçekten de artık gülebilecek halde değildi. Elleriyle ve ayaklarıyla havaya doğru kaldırıp yatağı sert şekilde vurup bağırmaya başladı. Rıza hocam bana doğru dönüp ayaklarını kilitle dedi. Ayak bileklerinden sertçe tuttum. Ayağının üstüne doğru elimi koydum. Dizimle tamamıyla ayak bileklerine bastırdığımda okumaya başladım. Benimle aynı anda okumasıyla Rıza hocanın oldukça acı çekiyordu. Ya gerçeği söylersin ya da seni burada yakarız. Hiçbir şekilde kaçma şansın da yok. Diğer arkadaşların yaşarken, onlar benimle anlaşırken sen ölür gidersin. Söyle, hangi taifesiniz? Zuzula diyerek bağırdı. Öyle bir bağırdı ki, birkaç tane zaten aşağıda yanan sallanan ampul patladı. Rıza Hoca evin sahibi olan Erhan Efendi'ye, yakabileceğimiz gaz lambası veya mum var mı? Hemen yakıyorum dedi. Yukarıya doğru çıktı. Aşağıya mumlarla indiğinde, yatak boş. İkisinin yatağı boş dedi. Hamit ve Veysi'nin yatağı boştu. Zuzula kabilesi en azılı kabilelerdendir. Ademoğlundan öyle nefret eder ki, onlara zaten Ademoğlu demekten bile çekinir. Çamur, balçık, işe yaramaz. Aklına geldiğince ne kadar kötü hitap varsa onları kullanır. Kendilerinden binlerce cinni ölsün ama bir tane Ademoğlu ölsün. Onlar için yeterli. O kadar takıktır insanlara. Nefretleri çok büyüktür. Urgan, halat ne varsa getirin dedi. Arka taraftan çıkardığı dolaptan urgan ve halatları getirdi. Erhan abiyle beraber hızlı bir şekilde Namık'ın direkt ellerini bağladık.
Aynı şekilde bacaklarını da, Ali ile Yusuf'un da. Zafer'in de karın tarafından bağladıktan sonra ellerini çekti Rıza Hoca. Hamit ve Veys nerede? Yukarıdakilerin haberi var mı bir sorun dedi. Yukarıya doğru çıktı Erhan abi. Yukarıdalar hocam. Kadınlar bağırıyor, onları korkutuyorlar. Yukarıya doğru Rıza Hoca apar topar çıktı. Çıkmasıyla beraber ikisi de ellerinde birer bıçak, kadınların üzerlerine doğru yavaşça gidip saçma saçma hareketler yapıyorlar. Başları öne doğru düşüyor, dilleri çıkıyor. Az önce suratlarındaki halsizliği anlatmıştım. Dişleri neredeyse hepsi kanlı. Kollarını ısırmışlar. Kollarının birkaç yerinde yarık açılacak şekilde sert ısırmalar bunlar. Elindeki bıçakla beraber öne doğru yürüyorlar. Yürürken idrarlarını yere yapıyor. Rıza Hoca kapıya doğru gelir gelmez okumaya başladı. Okumasıyla beraber ellerinden bıçak düşüp başlarını yukarıya doğru kaldırıp elleriyle kulaklarını kapamak istediler. Hızlı bir şekilde üstlerine çullandık. Aynı şekilde onları da etkisiz hale getirdikten sonra ellerini bağlayıp aşağıya doğru götürüyorduk. Yukarıdaki kadınlar gerçekten çok korkuyor. Rıza Hoca, gerekirse her şeyi biz yaparız. Kadınları da evlerine gönderin. Eğer burada yaşayan kadınlarsa lütfen komşuya gönderin. Burada durmaları tehlikeli olabilir. Erhan abi direkt olarak evdeki kadınları dışarıya çıkarttı. Zorlukla da olsa Hamit ve Veysi'yi aşağıya doğru indirdik. Sürekli olarak çığlıklar atıp bağırıyorlardı. Hepsini tekrardan yatağa yatırıp bağladığımızda önümüzde 6 kişi var. 6'sının içinde birçok cinli ve lisanlarını bedenlerini kullanamıyorlar. Rıza Hoca çantayı çıkararak birkaç tane kaynak olarak kullandığı kitabın içine baktı. Aşağıya doğru geldiğiniz Uzula taifesi ile ilgili birçok bilginin olduğu ve onlarla ritüel olarak anlaşmaya girebileceği yazılar da vardı. Çok karamsardı. İlk defa Rıza Hocamı bu kadar düşünceli, bu kadar içi yanık şekilde görüyordum. Resmen nefes alırken canı acıyor gibiydi. Yukarıya doğru çıkalım dedi. Beraber yukarıya çıktık. Aşağıda da Erhan Bey onlarla ilgileniyordu. Yukarıdayken Rıza Hoca koltuğa doğru oturdu. Bizi getiren adam da ne yapabiliriz diyerek soruyor. Rıza Hoca sakallarını ovuşturdu. Allah'ın izniyle yardım etmeye çalışacağım. Ama böylesine fazla olmaları, bunlarla sınırlı olmadıklarına da eminim. O orman kötülüklerle dolu diyorlarsa geçmişten beri yaşadıkları yer orası olabilir. Bu çocuklar evlerine girip onların altınlarını aldıysa, Zuzula kabilesinden izinsiz definelerini çaldılarsa büyük bir sorun var demektir. Bu tamamıyla onları almadan önce köye de musallat olmaları demek. Köyü ele hak edip tamamıyla aldıktan sonra çocukları kefenleyebilirler. Kefen derken hocam diyerek bizi getiren adam şaşkın şekilde sordu. İnsanları ruhen kefenlerler. Bedensel olarak bizi iki kitleme sağlar ve sadece onlara Araf'a götürerek kötü rüyalar, ruhunu kemirecek şekilde ızdırap olurlar. Bu sayede onun acı çeken bedeni, onlar için harika bir yemek olur. Yemekten de öte, onların besin kaynağı olur. Vücuda durmadan girip çıkarak kendilerini olabildiğince tatmin ederler. Bu da cinlerin bir bölümünün yaptığı bir ızdıraptır. Peki hocam, tövbeler olsun bu dediğiniz olur mu? Kurtulma şansları var mı? Kurtulma şansları her zaman vardır. Şifa Rabbimizdendir. Bizler sadece aracıyız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin yetmeyeceği hiçbir güç, hiçbir musallat yoktur. Ama kendi antlaşmaları, kendi rızalarından dolayı yapılan şeyler de maalesef kendi korumalarını kaldırırlar. Rabbimiz her Ademoğluna namaz kıldığında namaz kıldığı için onlara koruyucu melek gönderir. Sağına ve soluna katipler göndermiştir. Günahı ve sevabı yazsın diye. Önüne ve arkasına da şerli varlıklar geldiğinde onları korusun diye melekler koymuştur. Bu çocukların melekleri kalktı. Bu çocuklar defineye bulaştı. Alın teri dökmeden, emek harcamadan bir paraya ulaşmak istediler. Bu da onların büyük bir sınavı oluyor. Allah'ın izniyle kurtarmaya çalışacağım. Söylediğim gibi her şey Rabbimizdendir. Anladım hocam dedi o da. Ne yapmayı planlıyorsunuz diye sordum. Düşünceli olmasının nedeni yapacağı şeyin büyüklüğüydü.
Onlar ile iletişime geçmeyi düşünüyorum Yasin. İstedikleri veya yaptıkları şeyin ne olduğunu öğrenmeden körü körüne hareket etmek bizi de yanlışa düşürebilir. Onlardan gerçeği öğrenmemiz imkansız. Altısının da tamamıyla dili lisanı onlara ait olmuş. Onları çağıracağımız ritüel kitapta yazıyor. Bunu yapmalıyız dedi. Hocam daha önce bunu yaptığınızı biliyorum. Başarılı da oldunuz. Ama yaklaşık 6-7 ay kadar yataktan kalkamadınız. Bedenin üzerine binen büyük bir yüktür bu. O zamanlar genç yaşınızdaydınız. Yanlış anlamayın beni. Hala gençsiniz. Allah'a şükürler olsun fiziki özelliklerinizi rahat kullanıyorsunuz. Ama ister istemez beden yaşlanıyor. 50'li yaşlarınızdasınız. Bunu yaptığınızda çok büyük risk olacaktır. Hem bedeniniz için hem sağlığınız için. Gözlerini hafifçe umutlu şekilde bana doğru çevirdi. Doğru evlat. O zamanlar bunu yaptığımda gençtim ve tektim. Şimdi biraz yaş aldım. Ama yanımda yetiştirdiğim öğrencim var. Sen de bana yardım edeceksin. Beni bu işin içine dahil edeceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü ne zaman beni bir vakaya götürse, kendisi gelmeyeceği güne kadar öğrencisi olduğumu ve her zaman tenkinli davranacağını söylerdi. Heyecanla ayağa doğru kalktım. O kadar gururluydum ki. Her zaman hocam, Allah rızası için her zaman yardım etmeye hazırım. Yapalım dedim. Gözümdeki parıltıya bakarak gülümsemişti. Yandaki adam bile gülümsedi bana doğru bakıp. Neler gerekiyor hocam? Hemen hazırlıklara başlayalım. Öncelikle hanelerden 7 tane, her gün için 1 tane tılsımlayacağımız ayna lazım. 6 tane kadar tuz paketi büyük olsun. Sonrasında da demir parçaları. Demirlerin uzunlukları kırıntılarının ödemiyor. Belli bir ağırlıkta demir olsa yeterli. Hocam hallederiz. Benim çıkmış olan ahırda demirlerim var. Tertemizdir. Kaynak yapmıştık daha sonrasında yıktık. Yanlış kaynattığımız için. Yani yenilerini yaptırdım temizlerdir. Anladım onlar olur. Söylediğim gibi 7 ayna ve tuz paketleri. Ben de gerekli olan tılsımlara yazacağım. Ayetleri yazdıktan sonra da aşağıda bir ritüel gerçekleştireceğiz. Sonrasında artık Rabbimizin yardımını isteyeceğiz. Tamamdır, ben hemen ayarlamaya başlıyorum dedi. Bizi getiren adam ayağa doğru kalktı. Bana doğru bakıp Rıza Hoca inelim dedi. Beraber aşağıya doğru indik. Çantasını açtığında kitabın altında yazan ritüelde kullanılacak olan kağıtları yazıyordu. 6 kişi de ranzalarında resmen acılar içinde bağırıyorlar. Yardım edin. Bizi öldürüyorlar Erhan abi. Bizi öldürecek bunlar. Onlardan yalan söylüyorlar. Bunları yolda aldılar. Bunlar cinliler. Senin gözünün önünde izin vererek bizi almalarını sağlıyorsun. Kurtar bizi diyerek yalanlar söylüyorlar. O kadar gerçekçi, o kadar acı çekerek söylüyorlar ki. Açıkçası adamın aklında şüphe olması çok doğal. Ben bile kendimden şüphe ederdim. Ama adam hiçbir şekilde doğruyu söylemediklerine emindi. Sürekli olarak abdestini tazeliyordu. En önemlisi de bu. Hocanın bana yaz dediği kağıtları yazdıktan sonra içeride bulunan otları çıkardım. Tek tek sarımsak döveceğinin içine koyarak ezmeye başladım. Tütsüler, cinlerin lezzetlenmesi için en büyük yiyeceklerden biridir. Kokudan ve duygulardan çok iyi lezzetlenirler. Tütsüleri hemen hemen hazırlamıştım. 7 tane kadar tütsüyü önünde oturduğunda yarım daire olacak şekilde dizdim. Rıza Hoca hazırlıklarını tamamlıyordu. Yukarıdan aşağıya doğru bizi getiren adam hızlıca inerek aynaları da getirdi. Yavaş yavaş onlarla beraber sabitledik. Aynaların arka tarafına hazırladığı özel bir karışımla beraber yazılar yazmaya başladı. Her bir tanesine ayrı bir tılsım. Yazıldıktan sonra da artık aynalar da hazırdı. Ben de tuz paketlerini açarak önü doğru yığılacak şekilde besmele eşliğinde yavaşça dökmeye başladım. Hoca gerçekten bunu yapacak. O kadar hazırlıkta ki gözünde tek bir zerre geriye adım atacak titreme yok. Ben de hazırım. Bunu kaç defa anlattığını hatırlamıyorum. Her defasında üzerinden geçerek okuduğum, hiç yapmasam da ileride yapmak zorunda kalırım diye ezber ettiğim bir ritüeldi bu. Tuzlar da tamam hocam. O zaman ben oturuyorum. Üzerine kaftanı giydi. Oturduktan sonra tütsüleri yavaşça aynaların yanına doğru koyarak birer tane mumla beraber yakmaya başladım. Yanında mumların da yanmasıyla beraber
İçerisi mumlar tarafından aydınlanacak kadar rahattı. Bizi getiren adam da Erhan'a doğru döndü. Sizler yukarıda bekleyin. Aşağıda çok büyük sesler duyabilirsiniz. Yardım çığlıkları acılar. Bunlar rüterin bozulması için cinniyelerin kulağınıza vereceği seslerdir. Hiçbir şekilde inanmayın. Biz kendi irademizle kapıyı açmadığımız sürece aşağıya inmeyin. Kendinize dirayet verin ve hiçbir şeye kulak asmayın. İkisi de tamam hocam diyerek yukarıya çıktılar. Kapıyı kapattıktan sonra hocam ellerini kaldırdı. Bana doğru baktı. Ben de hemen yan tarafına doğru geçtim. Beraber okumaya başladık. Dışarıdan tamamıyla ses kesilmiş gibiydi. Her okuduğumuzda içeride kulaklarım çınlarcasına sinyal sesine benzeyen o ses geliyordu. Ve en önemlisi, mumlar zamanla hareket etmeye başladı. Cin enerjisi, mumun ateşini eğip bükebilen bir enerjidir. Bulundukları konuma doğru mum, sanki bir rüzgar çarpması gibi eğilip onları işaret eder. Bu bulundukları enerjiden dolayı oluşan, bazen frekanslarla radyonun dalgalarını bile bozarlar. Ve hepsi, bütün mumlar, her biri bir ranzaya doğru yamuldu. Hoca okumalarını kesmeden devam ediyordu. İlk okumayı bitirdikten sonra aynalara doğru baktı. Zuzula kabilesinin sakinleri. Anladığımız ve öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda sizlerle iletişime geçmek istiyorum. Ya kabûrel me'ûn hazmiyâlel kalûn kahmine hazmiyârel gamûr. Bunları söyledi. Aynalar hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Zuzula cinnilere, söyleyin, Ademoğullarına neden musallat oldunuz? Definenizi mi aldılar? Hanenizi mi bozdular? Size ne zarar verdiler? Arkamızdan öyle bir rüzgar vurdu ki, mumlar sanki tamamıyla beraber sönecek gibi sallanmaya başladı. Mumlardaki ateşler hafif hafif sönüp yükseliyordu. Altı divanda sanki sürüklenir gibi öne doğru gelmeye başladı. Taşı sürten demirin verdiği o kötü ses tamamıyla dişlerimi kamaştırdı. Tüylerim diken diken oldu. Resmen altı aynanın da önüne doğru geldiler. Altısı da duruyor. Bir ayna öne doğru düşerek kırıldı. Kırılmasıyla beraber aynalardan bir parçayı aldı. Avucunun içine doğru hafif bir kesik atacak şekilde havaya doğru kaldırıp yaptı. Kanı altı tane tütsünün içine doğru damlattı. Sonrasında da önündeki, o divanların gözüktükleri yerlere doğru. Kanım ortadadır. Buraya gelme nedenim Ademoğullarına yardım etmektir. Ne bir cinniye zarar vermek, ne de ondan olanların hazinelerini almaktır. Benim amacım buradaki Ademoğullarıdır. Bana nedenini söyleyin. Musallatın nedenini söyleyin. Aynalar titremeye başladı. Sonrasında mumlar bir anda söndü. Zifri karanlığın içine düştük. Reza Hoca'nın sürüklenme sesi gibi bir ses duydum. Onun olabileceğini söylemişti. Herhangi bir şekilde önümdeki, rüteri gerçekleştirdiğim ve konuşmak istediğim, Ademoğlunu bile aldıklarını duyabilir, bu korkuyla ve endişeyle kalkarsam, kendimi bir boşluğa çıkarırsam, beni de sarıp sarmalarlardı. Bu yüzden sakin bir şekilde, içimden bu olduğunda okumam gerekli ayetleri okuyordum. Bunlar tekrar yandığında, divanların hepsi öne doğru kalkmıştı. Dimdik şekilde duruyor. Bağladığımız altı kişi de suratları resmen çürümüş gibi. Üzerlerinde birçok sümüklü böcek, akrep ve yılan tamamıyla sarmıştı. Böcekler etrafımızda geziniyordu. Hiçbiri bulunduğumuz noktaya gelmese de her yerdeydiler. Burası sanki artık köyde bulunduğumuz o konak değil gibiydi. Rıza Hoca ayağa doğru kalktı. Söyleyin cinniler, Ademoğulları size ne yaptı? Sizden ne aldı da onlara böyle musallat oldunuz? Bedenlerinden çıkın, onlara huzur verin ki huzurlu yaşamaya devam edin. Yoksa burada bulunan bütün cinnileri yakmak zorunda kalacağım. Her biri kahkahalar atarak başlarını çeviriyordu. Yatakların örtüleri beyazdı. Önleri tamamıyla bir anda kırmızılaşmaya başladı. Büyük ihtimalle kanlı idrar yaptırıyorlar. Hocaya doğru dönerek ortada. Ali direkt baktı. Hoca!
Çamurdan olma hoca. Sesi oldukça kalındı. O kadar korkutucuydu ki neredeyse gerçekten gözlerimi kapatıp aşağıya doğru eğecektim. Bizden aldılar. İstediklerini verdik onlara. Onlar da bize istediklerini vermek zorunda. Anladın mı? Çamur. Sesi o kadar hışırtılı geliyor ki sanki gırtlağının içinde birçok bıçak varmış gibi. Rıza Hoca bana doğru dönüp kalk dedi. Ayağa doğru kalkıp yanına doğru geldim. Eğer söylediğim gibi uzlaşmak için benimle konuşmaz. Bu durumu devam ettirirseniz Kur'an-ı Kerim'in en yakıcı ayetleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Hazreti Süleyman'dan doğan antlaşma ile Ademoğulları alemi size yasaklanmıştır. Siz neden musallat oldunuz? Hakkınız yok ise hepinizi yakacağız dedi. Sonra da yere doğru düştü demirler. Geriye doğru çekildiler. O cızırtılı sesiyle çıkıyordu. Hiç beklemediğimiz şekilde sadece bir mum yanmışken diğer mumlar da yandı. Diğer mumların yanmasıyla beraber önümüzde göremediğimiz uzun o siyah peçelilerden vardı. Neredeyse boyları tavana çarpacak kadar uzundu. Rıza Hoca direkt kolumu tuttu. Kalbim hızlanmıştı. Yalan değil. Öyle bir görüntüyü beklemiyordum. Böyle bir görüntü olduğunda kendimi sakinleştirmek için hemen yere doğru baktım. Gerekli ayetleri okuduktan sonra derin bir nefes aldım, başımı kaldırdım. Gözümüzün önündeydiler. Yerlerde birbirine dolanmış birçok kara yılan vardı. Rıza Hoca yine seslendi. Söyleyin cinniler, Ademoğullarına neden musallat oldunuz? Bu son uyarışımdır. Geriye doğru bir anda çekildik. Öyle bir çekildik ki havada neredeyse ayaklarım kesilerek birkaç metre süzüldü. Geriye doğru düştüğümüzde her taraftaki ışıklar yandı. Işıklar yandığında önümüzde ne divan vardı ne de hazırlığını yaptığımız ritüel. Orta tarafta büyük bir toprak var. Altısı da oraya kazıyor. Bir sandık çıkardılar. Sandığın üzerinde Arapça şekilde mühürlü bir yazı var. Yazının anlamının ne olduğunu söylemek bile istemiyorum. Dilim bile gitmiyor. Sandıkta para var. İşte burada gördünüz mü? Size söylemiştim diyerek Ali denilen çocuk elinde haritayı tutuyor. Kazmayı alıp kırmaya başlıyorlar. Aynı anda Rıza Hoca ile beraber yüzümüzü ekşittik. Çünkü diyetsiz veya izinli olmadan bir sandığın açılması cinnilere aitse hele onu koruyorlarsa İşte o zaman ölümlere davettir. Kırıldığı anda kilit arka tarafta belirdiler. Belirmesiyle beraber elektrikler gidip gelir gibi oldu. Sonrasında da tamamıyla kapandı. Hiçbir mum yanmıyordu. Ne de elektrik. Sonra mumlar yanmaya başladı. İstiyoruz. Onları diyet olarak istiyoruz. Antlaşma yapmak istiyorsan ya altınlarımızı ver. Ya da onları. Etrafımız tamamıyla karanlıktan çekildi. Camlar ve aynalar patladı aşağıda. Rıza Hoca ile beraber birbirimize tutunup kalktı. İkimizin de burnundan kan gelmişti. Benim ağzımdan da hafifçe kan geldi. Cinlerin yoğun enerjisi ve kendilerini göstermesi tamamıyla bitirmişti. Ayağa doğru kalktığımız gibi öne doğru ilerledik. Altısı da acı çeker şekilde bitkin, öylece yatakta yatıyordu. Etraftaki kırıklıklardan dolayı tamamıyla batmıştı. Rıza Hoca sandalyeye doğru oturdu. Yanındaki sürahiyi alarak onun eline doğru döktüm. Elini ovuşturduktan sonra yüzünü iyice temizledi. Sen de temizlen evlat, sen de. Yukarıya doğru çıktım merdivenlerden. Çıktıktan sonra da kapıyı açtım. Erhan abi hemen aşağıya doğru indi. Bizi getiren şoför tuttu beni. Banyoya doğru götürdü. Elimi yüzümü yıkadım iyice. Dinlenmek için koltuğa doğru oturdum. Sonrasında ne olduğunu sormak için bin bir takla attığına emindim. Onu da biraz rahatlatmak adına ne olduğunu hemen hemen öğrendik. Elimizden geleni yapacağız. Merak etme dedim. Birazcık da olsun rahatlamış gibiydi. Köy ailesi rahatlayabilecek mi? İnşallah köy ailesi de rahatlayacak. Bakalım neler söylüyoruz, sadece ona göre hareket edeceğiz. Aşağıya doğru inmeye başladık. Merdivenlerden inerken çok güçsüzdüm.
Böyle ritüeller insan bedeninden enerjiyi koparıp götürüyor. Duvara doğru tutuna tutuna yavaş yavaş indim. Rıza Hoca ile Erhan abi aralarında konuşuyorlardı. Rıza Hoca'nın yanına geçtim. Hocam ne yapmayı planlıyorsunuz? Öncelikle bu çocuğun hanelerine gidilmeli. Altınları almışlar. Öncelikle altınlar bulunmalı. Hanelere dağıtılan altınlar harcanmış mıdır? Hemen hemen çoğu harcamıştır. Köyümüz 30-35 arasındaydı haneler. 16-17'ye düştük hocam. Yani harcayan da, bu olaylar başlayınca kaçan da çok oldu. Rıza Hoca'nın sıkkınlığını anlayabiliyordum. Büyük ihtimalle o hanelere de musallat oluyorlardır. Ama en azından şimdilik iyi niyetimizi göstermek ve altınların temelini onlara doğru vereceğimizi belirtmek için kalan altınları almalıyız. Hızlıca beraber gidip hanelerine bakın. Ben de gideyim dedi Erhan. Siz burada kalın, bana yardım edin. Rıza Hocam, emin misiniz? Gücünüz yerinizde mi? İstiyorsanız biraz daha kalayım siz dinlendikten sonra. Yok yok Yasin, sen git. Hızlı bir şekilde halledelim. Yoksa daha büyük sorun olacak. Tamamdır hocam dedim. Beraber çıktık. Fırat abi ile direkt olarak bütün haneleri gezmeye başladık. 5 kadar hane gezdik evlerini. Hiçbirinin yoktu. En son Zafer denilen adamın evine girdik. Ahır, bahçe, gömebileceği her yere bakıyorduk evin etrafında. Hiçbir yerde yoktu. 6 hanede bomboştu. Elimizde koca bir boşlukla geri dönüyorduk. Fırat abi, peki bunları götüremiyoruz yani. Altınları geri vermiyoruz. O zaman ne olacak? Yani öldürürler mi? Köylüleri de öldürürler mi? Sürekli olarak korkuyordu. Sanki bildiği bir şey var gibiydi. Anladım orada. Çünkü kendisinin suçu yokmuş gibi sadece köylüleri düşünüyordu. Nedense o altısının çok da canı umurunda değildi. Sana bir şey soracağım Fırat abi. Önemli bir şey. Birkaçtır sürekli olarak köylüleri hakkında endişeleniyorsun. Sanki o altısına bir şey olsa umurunda olmayacak. Bildiğin bir şey var değil mi? Eğer varsa söyle abi. Yoksa köylülere de yardım edemeyiz sana da. Tamamıyla biter burada işleri. Onları aldıktan sonra da köyü alırlar. Biz de diğer hocalar gibi sadece dönüp gitmek zorunda kalırız. Birazcık canı sıkkın gibiydi ama söylemek istemiyordu. Çekiniyordu. Yok yok bir şey bildiğim yok dedi. İlerlerken sağ tarafa doğru kimsenin görmeyeceği bir yere doğru itekleyerek duvara doğru yasladım onu. Abicim bak gözlerinden okunuyor. Var be bildiğin. Allah rızası için söyle. İçerideki 6 tane insan canı. Kurtarma şansımız varken kurtaralım. Hadi onlara acımıyorsun. Ne olursa olsun diyorsun. Köyünüze bak. Kaç tane hane var burada. Diğerleri gibi kaçıp gitme şansı olmayanlar. Cinler helak etmeye başladığında köyü insan canını umursamazlar. Onları da aynı orada gördüğün Bodrum'daki o 6 defineci gibi yaparlar. Hatta daha kötü. Onların kanını akıtmaya bile başlarlar. Açıkçası burada birazcık sallıyordum. Çünkü gözünü korkutmak bildiği şeyi söylemeye neden olabilirdi. Başını salladı. Söyleyeceğim dedi. Yere doğru çökerek her şeyin başı o adam. Her şeyin başında o var. Kim? Kim var? Erhan dedi. Gözlerim bir anda şaşkın şekilde açıldı. Nasıl yani? Erhan abinin yani onun ne alakası var? Defineyi o verdi. Ben Erhan'ın yanında çalışırım. Ayak işlerini yapar, şoförlüğünü yapar para kazanırım. Bir gece ilçeden istediği ekipmanları getirmek için satın almaya gittim. Birçok yeni kazma kürek. Vardı da zaten konağında. Çok da işine yarar şeyler değildi. Onları getirdiğimde aracı içeriye doğru sokmayayım. Direkt eve gideyim diyerek benim eski püskü kamyoneti birazcık ileride bıraktım. Konağın kapısı açıktı. Bahçede hararetli şekilde Ali ile konuşuyordu. Ali'ye cebinden çıkardığı bir şey verdi. Yanına güvendiğin çocuklara al. Kalabalık olun. Merak etmeyin yarısı sizin yarısı benim. Haritayı veren olarak yarısı benim ha dedi. Sonrasında da ne yaptı ne etti ikna etti Ali'yi. Ali'yi gönderen o muydu? Evet. Ormandaki defineyi söylemiş. Zamanında konakta bulmuş. Babasından kalma mı ne? Tam duyamadım dışarıda olduğum için. Sonra ne oldu diyerek sordum. Buldular çocuklar altınları. Altınları buldular bulmasını ama getirdiklerinde buraya. Yine takip ediyordum onları. Altınları alıp ne yapacaklar ya da bulabilecekler mi diye. Takibim de sonuç verdi.
içeriye girdiler ama tartıştılar. Ne diye tartıştılar? Altınlar çok azdı. Sandık büyük değildi. Sandığı bize göstermişlerdi. Gerçekten 7 kişiye yetecek kadar büyük değildi. Sonra payı az dağıttı. Dağıtmasıyla beraber çocuklar da vermeyiz altınları diyerek aldılar elinden. Sonrasında da tehditler başladı. Erhan sizi yaşatmam dedi. Birimizi vursan diğeri seni vurur. Ya sessiz olacaksın ya da bizim böldüğümüz paya adam gibi ayak uyduracaksın dediler. Ali'nin bu tehdidinden sonra bir şey diyemedi Erhan. Köylülere de olacak şekilde Erhane'ye yetecek altınları böldüler. Sonrasında da kalan altınları 7'ye bölüp herkese birer kese olacak şekilde payı verildi. 6'sı da hanelere dağılıp ayırdıkları hane paralarını altınları dağıttılar. Altınları buldukları halde adaletli düşünmüşler. Ama ne olacağını bilmiyorlardı. Büyük ihtimalle o definenin haritasını bile konakta almamıştır. Belki de cinlerden almıştır. Bu yüzden o harita nerede? Haritayı bulmamız lazım. Haritanın nerede olduğunu bilmem. Ama büyük ihtimalle yukarıdaki çalışma odasındadır. Yukarıda kendine ait özel bir oda var. Bu odaya kimse giremez, kata çıkamaz. Terasın olduğu yerdir diyerek gösterdi. İleriden baktım, ufak bir camı olan yer var. Oraya mutlaka girmeliyiz. Ama bunu nasıl yapacağız? Aslında bir yolu var. Ne yapacağımı söylüyorum sana. Ben içeriye gireceğim. Rıza Hoca'nın yanına. Sen de çaktırmadan Erhan'ı çağıracaksın. Diyeceksin ki böyle böyle altınları gördüm ama yanımdaki hocaya söylemedim. İmmicim mi bilemedim. Böylece duruyor Ali'nin evinde dersin. Ali daha baskın olduğu için Ali'nin evinde olması onu çabuk inandırır. Evden onu uzaklaştır. Sonra da ben yukarıki odaya girerim. İnşallah oradadır. Büyünün herhangi bir materyali varsa ya da cinlilerin diyet antlaşması onu bozarsak tamamıyla kurtulurlar. Tamamdır, yaparım hocam. Ama söylediklerimi lütfen ona hemen söylemeyin. Beni öldürür diyordu. Merak etme sen kardeşim, gel benimle. Beraber konağa girdik. Girdiğimiz gibi de direkt olarak aşağıya indik. Aşağıda oturuyorlardı. Ben Rıza Hoca'nın yanına doğru gelip hiçbir şey bulamadık hocam. Tamamıyla boş evler. Yanlarındaki boş ahırlara da baktım. Bahçelerindeki hemen hemen her yere. Yeni kazılmış ne bir toprak var ne de bir şey. Tamamıyla temiz bahçelerdi. Yanımdaki adam, Erhan abi bir konuşabilir miyiz dedi. Erhan çok umursamadığı için onu, sonra Fırat sonra deyince, önemli abi gel lütfen dedi. Sonrasında da kenara doğru geçtiler. Rıza Hoca, ne yapacağımı bilmiyorum. Tıkandım kaldım ben Yasin. Altınlardan da bir haberimiz yoksa elimizden gelen tek şey dua okumak olacak. Ama o da nereye kadar yetecek? Elbet bizi de baskılamaya çalışacaklar. Bu sırada Erhan arkadan seslendi. Hocam, benim aklıma gelen bir yer var. Biz 2 dakika Fırat'la gidip bir bakacağız. Orada var mı yok mu? Yarım saate bir saate kadar geliriz dedi. Rıza hocam bilmediği için konuyu Yasin de sizle gelsin dedi. Yok yok gerek yok Yasin'e. Ben de gerek yok hocam. Gidip baksınlar. Burada birazcık da olsun canlarının acısını indirelim dedim. O sırada görmeyecekleri şekilde göz kırptım Rıza Hoca'ya. Rıza Hoca hiç bozuntuya vermedi. Tamam o zaman haberdar edin bizi. Biz de Kur'an okuyalım burada. Yukarıya doğru çıktıktan sonra dış kapının kapanmasını bekledim. Kapandıktan sonra da Rıza Hoca ne oluyor dedi. Hocam her şeyin başı bu Erhan. Çocuklara define kağıdı vermiş. Yanındaki Fırat görmüş. Korkudan bir şey söyleyemedi ama evlerde ararken altınların nerede olduğunu bilmiyordu. Ama en azından ne olduğunu biliyordu. Köylülerin başına bir şey gelecek diye çok korkuyor. Suçsuz olduğunu biliyor köylülerin. Yukarıda bir oda varmış, özel odası. Belki orada bir cehel, bir cin çağırması ile define istemiş olabilir. Harika, harika öğrenmişsin. Haydi kalk dedi. Yukarıya doğru çıktı. Kapı 2 taraftan da zincirli şekilde kapalıydı. Kırması gerçekten imkansız gibi. Demirler oldukça sert. Anahtar da büyük. Ne yapacağız hocam dedim. Ne yapacağızı var mı? Tahta kapı. Kilit tarafından giremiyorsan menteşe tarafından gireceksin dedi. Haklıydı. Geriye doğru çekilip tutunup sert bir şekilde kapının sol tarafındaki menteşe yerine doğru vurmaya başladım. Zaten çok sağlam da bir kapı değildi. Yılların kapısı. Kendini 6-7 vuruşta attı geriye doğru. Yan taraftan kırarak girdik içeriye.
İçerisi o kadar kötü kokuyor ki. Masanın üzerinde üstü kapatılmış şekilde bir örtü var. Yukarıdan aşağıya doğru sarkan kemikler. İçeride çürümüş etler, muhafaza olsun gerek üstlerine birçok tuz dökülmüş. Yanlarına buzlar koymuş. Koku aşağıya doğru yayılmasın diye. Duvarda birçok kişinin resmi var. Bu kadar zenginlik ve bolluğu nereden geldiği belli oldu gibi ha dedi. Rıza Hoca yürüyerek örtüyü besmele çekip kaldırdı. Kaldırdığı gibi de altısının tamamıyla resimleri olduğu et parçalarının üzerine iğnelerle resimleri batırılmış. Kağıtlar kanlı su şeklinde yüzüyor. Kağıtları tek tek açtı. Açtıktan sonra da altınların yeri belli. Altınları almış. Sadece bizi çağırarak bunları normal göstermek için diyet gününü bekliyor. Şu yazıya bak dedi. Altı pazar gecesi sonrası altı diyetinde alınmasıyla beraber Zuzula'dan alınan altınlar köylüleri rahat bırakarak tamamıyla Erhan'a kalacak. Vefki böyle imzalamış. Yani altısını da bilerek ve isteyerek yapmış. Altınları çoktan almış ki. O zaman oraya doğru neden gitti? Tabii ki de altınları almak için değil. Bizi oyalamak için. Yarın pazar gecesinin altıncısı. O zaman Fırat? Fırat'ın yalan söylediğini biliyor. Büyük ihtimalle de Fırat'ı. Hayır. Bu. Ona yardım etmeliyiz. Hızlı şekilde büyüyü bozmaya başlayacağım. Fırat'ın yanına git. Çocuğa bir zarar gelmesin dedi. Merdivenlerden ikili üçerli şekilde inmeye başladım. Sonrasında da koşa koşa Ali'nin evine doğru gittim. Ali'nin evinin bahçesi de içerideki kapı da açıktı. İçeriye doğru girdiğimde yerde durmadan tekmeleme sesi geliyordu. Sen aklın sıra benden para mı koparacaksın lan? Altınları gördüm. Yerini söylemek için para istiyorsun ha? Altınların hepsi bende lan zaten. Neyin altınını gördün? Hocalar anlamasın diyerek geldim buraya. Onlara yanlışlıkla bir şey söylersin diye. Burnunu zaten çok şeye sokmaya başlamıştın. Yeteri kadar yaşadın sen dedi. Belinden silahı çıkaracağı zaman üstüne doğru çullanır şekilde koştum. Hızlıca üstüne doğru atladım. Silah bir tarafa doğru düştü. Üstüne çullanmanla beraber Fırat'a kalkmasını söyledim. O da geldi. İkimiz de el bileklerine doğru bastırıp yerde tutuyordu. Havası çıktığı kadar bağırıyor. Dış kapıyı kapat hemen dedim. Dış kapıyı kapattıktan sonra yan tarafta duran örtüyü getirdi. Örtüyü katlayarak ellerini iyice sıkıştırdım. Sonrasında da ayaklarını da. Yüzüne doğru bakıp bir tane tükürmek istedim ama senin gibi insan olmaz olsun. Ulan altı çocuğun hayalleriyle oynayıp bir de üzerine büyü yapmışsın. Gözleri açıldı. Büyü yaptığını bildiğimizi öğrendiğinde şaşkına uğramıştı. Sonrasında da onu jandarmaya vermek için telefonu çıkarıp aramak istemiştim. Ama daha da büyüğü oldu. Yukarıdaki ışık bir anda hafifçe kapanıp sönmeye başladı. Sonrasında kapılar sertçe vurulmaya başladı. Ne oluyordu? Neler oluyor? Cinniler onu koruyor mu? Fırat'ı hemen arkama doğru alarak köşeye doğru ittirdim. Kur'an-ı Kerim'den koruyucu ayetleri okuyarak kendimizi korumaya çalışıyordum. Arka tarafta koridorun olduğu yerde bir kapı açıldı. İçinden sanki ateş yansır gibi kırmızılıklar yansıyordu. Yansıyan bu kırmızılıklarla beraber içeriden birçok insanın acı sesi geliyor. Çığlıklar ve bağırmalar. Bir anda Erhan'ın çığlık sesleriyle beraber sürüklendiğini gördüm. Yardım et, yardım et, onları öldürmeyecektin. Yardım et diyerek onu bir anda çekip götürdüler. Sonra da kapı kapandı. Kapının kapanmasıyla beraber ışıklar yukarıdan hafif çekilerek gitmeye başladı. Sonra da kendine geldi. Galiba hocam büyüyü bozdu. Haydi gel diyerek tuttum. Fırat'la beraber hemen konağa döndük. Konağa döndüğümüzde Rıza Hoca aşağıdaydı. Aşağıya indiğimizde hemen hemen her biri baygın. Ali ve yanındaki Zafer. Onlar birazcık kendine gelmişti. Hocam ne oldu diyerek hemen koştum. Rıza Hoca bozdum büyüyü. Diyet tekrardan geri döndü. Büyüyle yapılan şey, büyü yaptırana ve yapılana geri döner. Ne oldu, o nerede diyerek sordu. Hocam, bir kapı açıldı ama sanki mahşer kapısı. İçeriden insan çığlıkları gelen, sanki ateş yansıması gibi kırmızılıkların olduğu bir odaydı. Onu kefenlemişler. Arafa onu almışlar diyet olarak. Tamamdır,
Çocukları kaldıralım dedi. Her birini kaldırarak dışarıya çıkardı. Köylüleri de Fırat çağırdı. Köylülere bütün olan biteni anlattı. Sonra da onları yıkayıp temizlediler. O gece orada kaldı. Sabahında köylüler ne kadar kalın edin dese de artık gitmemiz gerekiyordu. O altısı da elini öptü Rıza Hoca'nın. Bana da sarıldılar. Allah razı olsun sizden dediler. Oradan ayrılırken Rıza Hoca kolumdan tuttu. Artık benimle beraber vakaya geldiğinde bir öğrenci değil, hoca olarak geliyorsun. Sana söylediğim gibi, her zaman ne olursa olsun insanları da gözlemen gerekir. Vakalarda bu durum çok önemlidir. Bazıları aldığı bilgilerden rahatsız olabilir, mimiksel olarak açık verebilir. İnsanı okumak da önemlidir. Ayetleri okumak kadar. Allah razı olsun hocam sizden. Allah razı olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.